Merhabalar Poketto Gaming'e hoş geldiniz. Nintendo Switch'te Digimon Story Cyber Sleuth'un yeni bir bölümüyle beraberiz. Evet, yeni bölümle beraberiz. Dijital dünyaya gidip King Drasilin Core'undaki Mother Eater'ı devre dışı bırakaraktan iki dünyanın da bu altın olduğu tehdide bir son vereceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi herkes yerini almış durumda. Dijital dünyaya giriyoruz. Benim size anlattığım şeyi söyleyeyim. Suedo'nun bence kendi bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda bizi kullandığından eminim. Ama aynı zamanda biz de Suedo'yu kardeşimi kurtarmak için kullanıyoruz. To create new world, bu onun yeni amacı. Yeni bir dünya kurmak. Bütün üzgünlükleri vesaire filan bütün dünyalardan silmek. Yaptığı her şeyi bunu elde etmek için yapıyor. Onun asıl amacı bu. Ama bu gerçekten mümkün değil, değil mi? Onun amacının yolun ne olduğu bizim için bir şey değiştirmiyor. Yeni bir dünya kurmayı, yaratmayı arzulayabilir. Ama biz bu yıkımı durdurmak için yola koyuluyoruz. O zaman yapmamız gerekeni yapalım. Save. Peki. Bir save alalım. Chapter 20'ye hoş geldiniz. Yeni dünyaya. Bu dijital dünya mı? Bu korkunç. Eski hali buydu. Ama Eater'lar geldikten sonra ortada diyor ki bizim dünyamız da böyle olmaya doğru mu gidiyor? Biz izin vermeyeceğiz buna. Suedo nerede? Devam edelim. Bu değişik ses ne? Herkes alarmda olsun. King Drasil'in savunma hatlarından biri bu. Ben de yardımcı olacağım. Gördüğünüz gibi Informon bir daha elini geçirmiş. Daha ürkütücü ve daha korkunç bir şeye dönüşmüş. Bizim için ne kadar zorlayıcı olabilir bakalım. Çünkü son savaşları biliyorsunuz yani çok rahat geçmiştik. Herkese combo up verdi.
Şimdi bu karşımızdaki de Nature. Yani aslında diğer şeyler gibi. Eater'lar gibi. Her zamanki stratejimizi uyguluyoruz. Bakalım hasarımız nasıl. Fena değil. Damage up combo. Senin saldırın nasılmış? Şey yaptı, Magic Rush yaptı. Attack Charge Field. Skill up combo geliyor. Hasarımızda herhangi bir değişim olacak mı? Çok az bir değişim oldu. O zaman yardırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Pendragon's Glory. Tabii Chaos Dragon'un yanında bu arkadaşların hasarı o kadar ufak kaldı ki. Gerçi yani support ve atak şeklinde. Bu Spider Shoot'un yeni versiyonu fena değilmiş ama. Kötü de hasar vermedi. Yaptığı saldırıdan sonra bir tur hareketsiz kalıyor. Böyle de bir handikapı var. İyi, ilk savunma duvarını hallettik. Master Barrier verdim. Bu muhtemelen her durum etkisine karşı koruyan bir bariyer. Herkes gökyüzüne baksın. Ana hat orada olması lazım. Şeyler yolunda gitmiyor. O zaman burası giriş. Buna giriş demek çok da uygun değil. Bu Aether'lar doğrudan buradan aşağı gitmiş. Kindrasil da aşağıda olması lazım dedi. Ama şimdi bu bir Aether deni. Yani ne denir onun adına? Mağarası, barınağı, yuvası. Yugo'nun anılarından bir parça. Tabii biz onu anlayamıyoruz ama o bize yol gösterecek. Hadi o zaman arkadaşımızı kurtaralım ve eve birlikte dönelim. Çok güzel söylüyoruz. Öyle olacak mı bilmiyorum. Şimdi takımımızın bir durumuna bakmak istiyorum ben. Takımımız iyi durumda. Jump off atlayalım mı? Atlayalım. Oba, King Dressel komple Aether'lar tarafından ele geçirilmiş. Ve devasa. Yani bu nasıl olur diye King Dressel tamamıyla ele geçirilmiş ve kontrole alınmış. Tamamen hani corrupt olmuş. イグドラシルとしての機能を大部分を送り返したイーター全てにゴミデータを送信しつつ、サシモのイグドラシルの演算機能も
King Drasil'in durumu bile şöyle diyor. King Drasil kendini aslında, yani burada dışarıya data olarak, gereksiz dataları atarak aslında Aether'lara karşı ufak bir savunma mekanizması gibi bir taktik var. Burada Arata ve Yuko ikisi de hacker olarak olduğu için birisi diyor ki Truva atı gibi, diğeri de Hector virüsü gibi diyor. Ki bunların ikisi de şeydir, Trojan virüslerdir, yani normal hayatta olan. Şimdi King Drasil'in koru devam edeceğiz. Burada bizim aşmamız gereken bazı tabi güvenlik duvarları olacak. Drasil'e de pat diye ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Savunma artışı. Şimdi atak artışı yapmadan ben direkt bu arkadaşa dalacağım. Çünkü çok büyük farklılık yaratmadığını gördük diyeceğim ama yanılıyor olabilirim. Alpha Mon'la birlikte üçlü speed up aldık. Castromo. Bakalım savunma artışına rağmen ne kadar hasar veriyor? 500 küsur. Fena değil. Blade of Dragon King. Bir guard charge'da. Hoppa, defansı baya baya gidecek bunun böyle devam ederse. Supreme Cannon. Fena değil, en azından kritik. Huge kristal. Alpha Mon tanklıyor bizi. Şuradan bir atak charge veriyorum. Az da olsa hasar arttırır. Bakalım Blade of Dragon King şimdi nasıl? Çok fark etmedi. Destroyer Hook. Destroy it. 100 kadar artış sağladı. Fena değil. Charge Guard. Şimdi şöyle düz vuruşla gideceğim artık. Hayda, nasıl mis olur ya? Cross-chain combo. Ve hallettik. Bir Master Guard daha geldi. Savaşlardan sonra durumumuz düzeliyor gibi. Aşağıda bir tane daha var. Bayağı gene koşuyoruz. Bu adam bu oyun başladığından beri koşuyor.
Ve bir güvenlik duvarına daha geldik. Aa, her güvenlik duvarında bize yardımcı olacak kişi değişmiş. Affınızla şöyle ufak bir ayarlama yapıyorum. Tamam. Şimdi Examon Attack Charge Field. Senle de şöyle Speed Charge Field ve Skill Up Combo. Deminden Alphamon yardım etti, şimdi Yuko yardım ediyor. Düz vuruşla Alphamon'u Special saldırısı kadar vurmuş olması da gerçek değil. Şimdi henüz bir savunma yok üstünde. 600. Mental Charge geliyor. Int up. Intelligent'ını arttırdı. Pendragon's Glory. Omnimon Supreme Cannon. ...178, fena değil. Hala int arttırmaya devam ediyor. Bu int arttırmalar beni korkutuyor. 1700. Evet, 1700 vurdu Omnimon'a. Attack Charge Field. Şimdi buna bir sıra daha gelecek. Şöyle bir basalım. Çok arttırmıyor ama hani bir X aura değil. Bayağı bir int arttırdı. Şimdi şunu vurduk ve hallettik. Yoksa bu arkadaş herhangi bir Digimon'umuza tek atabilecek kadar güçlü hale geldi. Bu arada Chaos Dramon çılgın. Master Disk aldık. Şu an bu yendiklerimizin hepsinden de elde edilebilecek böyle uçuk itemları elde ediyoruz. Yeni Digimonlarımız iyileşti mi? Hayır. Deminden level up olmuş demek ki. Bak burada iki tane olmuşlar. Ben bunu gözden kaçırmışım. Şimdi nerede bizim DX'lerimiz? Tamam. Böyle tek tek uğraşmaya hiç gerek yok. Şimdi Yuko yardım etti bize. Alphamon yardım etti. Bunda da muhtemelen Arata yardım eder. Bir sonrakinde de Nokia yardım eder. Yani bu demektir ki iki tane daha yeneceğimiz karakter var. Ya da buna Nokia yardım edecek. Artık King Drasil'in orada bir boss fight bekliyorum. O boss fight'ta da Arata bize yardım edecek olabilir. Bir güvenlik duvarı da. Gale Storm. Hiç stat artışı vermeden direkt böyle daldık ama bakalım. Nokia yardım ediyor. Fena değil. Bu arada Alphamon'un hasarı düşük. Acaba Alphamon tanki bir arkadaş mı ya da support mu? Çünkü şu ana kadar bize yardım eden herkes Alphamon'dan yüksek hasar verdi.
Speed Charge. Examon'a tek attı. Şimdi şöyle item. Revive Capsule kullanalım. Sadece bir tane. Çünkü muhtemelen bu geri kalan canı Chaos Dramon yatmazsa tek atar diyecektim. Exodramon'a yani. Examon'a. Exodramon ne? Güzel. Bir de level atlarsak şöyle statları için. Tactician USB. Süper. Bir tane daha ihtiyacım vardı. Tactician USB'den bir tane ihtiyacım vardı. Onu da burada oyunun içerisinde late game'de alıyoruz. Şimdi stat değerlerimize baktığımız zaman şöyle bir DX daha. Başka var mı? Yok. Sanırım boss fight'ta Arata'dan yardım alacağız. Arata'nın Digimon'u bir evrim daha geçirebiliyor. Acaba bu son savaşa kadar o evrimi geçirecek mi? Hop, burada Digilab bağlantısı var. Ve King Drasil'e geldik. Ve King Dress ile geldik. Ama bu bölümün sonu diyeceğim. Çünkü çok uzayabilir. Bilmiyorum sonrasında ne kadar şey gelecek. Artık burada Mother Eater'a geldik. King Dressil'in koruna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm muhtemelen şu an için bugüne kadar Digimonster Cyber Sleuth serimizdeki en zorlu düşmanla karşılaşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.